Alternatif tedavi yoktur. Gerçek bir tedavi vardır. Ama siz sağlığınızı korumak istiyorsanız desteklemek zorundasınız. Tedavi olmak istiyorsanız tedavinizi de desteklemek zorundasınız. Onun için bu kavramı herkesin sahip çıkması gerektiğini hatırlatıyorum. Bu anti-aging'le tabii ilk girdiğinde, ilk duyulduğunda herkes böyle bir kafasını çevirdi. Yani işte nedir bu anti-aging, nedir bu moda bir kavram dedi. Onun için Mohandas Gandhi'nin güzel bir dörtlüğünü buldum. Bunu sizle paylaşayım istedim. Önce sizle küçümsediler, alay ettiler diye çevirelim. Sonra size güldüler. Yani gene hoşlanmadılar ne yapıyorsunuz diye. Hatta sizle savaştılar. Yani ne yapıyorsunuz siz? Nedir bu? Nedir bu moda? Çünkü bir grup doktor bunu savundu, bir grup savunmadı. Ben hekimlerin bakış açısından anlatıyorum ama en sonunda kazanan siz oldunuz. Yani kişisel de olsa, hekim de olsanız birileri kazanacak. Bence sabredenler ve doğru şey yapanlar kazanacaktır. Çünkü yaşlanmaya karşı savaş gerçekten çoktan başladı. Biz bununla savaşmakta kararlıyız. Rümeysa Hanım'ın da bir sözü vardı sabah. Yaşlanmak fakat yaşlanmamak. Hocamız çok güzel dile getirdi. Bence de yaşlanmak ama yaşlanmak ama yaşlanmamak. Aslında amacımız bu olmalı. Tabii ki yaşanacağız. Tabii ki hayatımız bir gün sona erecek ama bunu sağlıklı bir şekilde kendimizi aldatmadan yaparsak çok daha mutlu olacağız. Şimdi bu bir bilgisayar efektiyle yapılmış bir yaşlanma modeli. Birazcık hani insanları anti-aging kavramına yakınlaştırıyor gibi görünüyor. Korkmamak lazım. Yani tabii ki cildimiz inceleyecek. Bu doğal bir süreç ama biz bu yılları kaliteli yaşayacaksak bunlar hiç problem olmayacak. Çünkü bizim yaşadığımız kaliteli hayat zaten hep moralimizi yüksekte tutacaktır. Yani biz dost ve barışık olmamız gerektiğini bileceğiz yaşlanmayla. Kardiyovasküler hastalıklar, Alzheimer ile biz arkadaş olmak istemiyoruz. Biz hep bunu söylüyoruz. Ve elimizdeki silahları da bunlar için kullanıyoruz ama yeterli mi değil mi bilmiyoruz. Elimizdeki silahlar çok yetersiz. Yüzyıllar önce işte siz birkaç çevresel tehlikeyle uğraşırken, şimdi o kadar çok saldıran tehlikeler var ki insanlığa, bizlere. Hatta biz bunları kendimiz yaptık. Kendimiz yaptık, kendimiz içine düştük. Bunlarla savaşabilecek silahları da yeni yeni aklımıza getirdik. Yani bu kadar zehirli madde, sanayileşme, plastik, petrol ürünleri, her şey o kadar çok hayatımıza girdi. O kadar çok bunlarla alıştık ki aklımıza hiç gelmedi bunların bize zarar verebileceği. Hep hayatımızı kolaylaştırıyoruz zannettik. Şimdi aklımız başımıza geldi ve silahlarımızı üretmeye başladık. Tabii ki insanoğlu akıllı bir ırk. Şimdi uzun yaşayan canlılarda insanın uzun yaşama sebeplerinden en önemlisi beyninin diğer canlılara göre biraz daha büyük ve çalışır olması.